İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı 2010 yılında çıkan bir yangında büyük zarar görmüştü. 6 yıldır süren restorasyon çalışmalarında önemli bir mesafe kat edildi. Tarihi bekleme salonundaki çalışmalar neredeyse bitirildi. Uzun süredir merakla beklenen salonu NTV ekibi görüntüledi. İtalyan cam ustalarının elinden çıkan vitraylar, altın varaklı duvar süslemeleri ve bilet gişeleri. Haydarpaşa Garı'nın bekleme salonu yeni yolcuları için hazır. 1908 yılında hizmete giren Haydarpaşa Garı, 2010 yılında çatısında çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gar binasını 2016 yılında restorasyona aldı. Çalışmalarda önce çatı bitirildi. Aynı dönemde restorasyonuna başlanan tarihi bekleme salonu da artık hazır. Tarihi Haydarpaşa Garı'nın en ihtişamlı bölümü burası, bekleme salonu. 2010 yılındaki yangında bu salonda büyük zarar gördü. Restorasyon çalışmaları yıllarca sürdü. Sanatçılar yoğun bir çalışmayla buradaki ince işçilikleri bitirmeye çalıştı ve neredeyse artık bitti. Dev mermerler yenilendi, yerine yerleştirildi. Yine vitraylar, camlar tekrar boyandı. Aslına uygun olarak tekrar yerine koyuldu. Bekleme salonunda ince işçilikle hayat bulan eşyalardan, tarihi eserlerden biri de saatler. Saatler söküldü, temizlendi, yeniden boyandı ve çalışır hale getirildi. Kapılar da yine ilk dönemden kalma. Kapıların ahşapları yenilendi, pirinçler söküldü, boyandı, yerine yerleştirildi ve artık kullanıma hazır. Haydarpaşa Garı'nın dışındaki restorasyon çalışmaları ise sürüyor. İtalyan ve Alman ustaların yerleştirdiği taş bloklar yenileniyor. Haydarpaşa Garı'nın dışındaki taş işçilikleri için Almanya'dan ve İtalya'dan 500 işçi gelmiş ve yıllarca yoğun bir gayret göstermişti. Şimdi dışarıdaki o ince taş işçiliğinin eski haline gelebilmesi için yoğun bir gayret var. Ancak sadece ana bina değil, ek hizmet binaları da tekrar elden geçirildi ve yenilendi. Haydarpaşa Garı'nın yanı başındaki tarihi Kalkedon şehrindeki kazı çalışmaları da sürüyor. Kazının bitmesiyle birlikte Haydarpaşa Gar alanı arkeopark olarak hizmet verecek. Bir yıl içinde Haydarpaşa'ya ilk trenin yanaşması planlanıyor.